Bu hayatı Söz bize edin. zorlaştıran bencil kocayla, bencil eşle, bencil kadınla nasıl yaşarız? Çok kolay. Şimdi bak size bir kere şunu anladık değil mi? Bencil, kötü niyetli, art niyetli böyle değil bak. Zarar vermiyor. Kötü bir insan değil. Ne yaptığının çoğunlukla farkında değil. Bencile fark ettirmemiz lazım. Şimdi size bir yöntem öğreteceğim. Hazır mısınız? Süper çözeceksiniz bencile. Hazır mısındır? Not alsın Hazırım. herkes. O ne hocam? Sarımsak. Evet, bu bir sarımsak. Bencilin başucuna bunu koyacaksın ya da önüne. Anlatabildim mi? Ya da bunu kolye yap, getir de ki ben artık düşündüm, sen sarımsak asmalısın diye. O önce şok geçirecek. Niye diyecek? Dalga Diyeceksin mı ki geçiyorsun der sarımsak, hocam? diyeceksin ki sarımsak yiyen kişiye kokusu gelmez, karşıdaki kişiye gelir. Senin bencilliğin tam sarımsak gibi. Her sarımsak gördüğünde hatırla. Sen benim hayatımın sarımsağısın. Yiyince sana kokmuyor ama bütün etraf mahvoluyor. Burnumuzun direği kırıldı. Ay süper bir örnek oldu. Anlatabildim mi? Bak bunu beynine sokman lazım karşı tarafın. Kolye yapacaksın, astıracaksın boynuna. Bak bu çok önemli. Çok önemli. Diyeceksin ki kişiye bu sarımsağı mutlaka hatırla. Her gün bir tane başucuna koy. Sürekli farkındalık. Buna bilişsel değişim yöntemi deniyor. Bak kişinin beyninde bir kere farkındalık kazanırsa artık sürekli düşünmeye başlar. Yani her gün bir tane yemeğe sarımsak getir koy. Çaktırmadan. Milletin içinde yapma. Rencide etmeye gerek yok. Sen sarımsağı bir kere böyle yaptın, adam anlattın ya. Ondan sonra her sarımsak getirdiğinde ne olacak? Anlayacak hemen. Işık yanacak. Anladın mı? Peki. Bak bu çok önemli. Bak bu çok önemli. Uygulamaya çok dikkat. Her gün ona sarımsağı hatırlatacak bir mesaj. İncitmeden, kırmadan. Yemeğe koyacaksın, başucuna koyacaksın. Şunu düşünecek. Bencillikle sarımsağı birleştirirsen kafasında, buna psikolojik imza efekti deniyor. Her sarımsak gördüğünde bencilliği hatırlar. Allah Allah. Tabii. Tabii. Çok önemli. Bak bir kişiye bencil olduğunu hissettirirsen kişide değişim başlar. Çünkü çok zor ikna oluyor. Bir kere hissettir, tamam. Yani bencile aslında susmamak lazım. Bencile bencil Bravo. olduğunu anlatmak lazım. Ama hakaret ederek değil. Sen bencilsin. Allah senin falan. Böyle denmez ya. Bu kişiye bencil, sen bencillik yapıyorsun o zaman. Bencile fark ettirmen lazım. Birinci yönteme bencilliğini hissettir. İkinci yönteme, söyleyeyim mi ikinciyi de? Tabii. Şok edici bir şey. Travmatik bir şey yaşaması lazım. Mesela bunu sarımsaktan yapabilirsin. Ya da bir şey daha. Ne yazıyor burada? Ben. Bunu evin değişik yerlerine asacaksın onun göreceği O ne hocam yerler. okunmuyor ki. Ben Haklıyım. 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 Ben haklıyım. Bence. Bence. Onun en çok kullandığı kelime benim duygularım. Benim fikrim. Anlatabildim mi? Onun en çok kullandığı cümleleri sürekli hatırlatacaksın ona. Beyninde şey yakman lazım. Yani sürekli bunu düşünecek. Aslında bir Bak bu çok anlamda önemli. onu ayna tutacağız. He? Bravo. Ama bu aynayı neyle tutacaksın? Sarımsak. Böyle yazılar. İncitmeden ama bak. Kırmadan, dökmeden. Diyeceksin ki bak. Sen böyle yattığın için ben çok zorlanıyorum, çok üzülüyorum. Bunu fark etmeni bekliyorum. Lütfen fark et. Lütfen önce bir kere de beni düşün ya. Benim duygularımı düşün. Ben çok kırılıyorum sen böyle deyince. Çok üzülüyorum. Açıkça rahatsız olduğunu söyle. Sen böyle yapınca ben tam şunu hissediyorum. Bana dış kapının mandalı veya senin kölenmişim gibi davranıyorsun. Bu beni çok üzüyor. Anlatabildim mi? Sonra da bunu getireceksin böyle. Kafasını işleyeceksin. Sonra bencile bencil olduğunu anlatacaksın diyorsunuz. Anlatacaksın. Eğer fark ederse durdurur. Sonra sınır çekeceksin. Davranışa sınır. Özellikle prensiplerle. Bak bundan sonra konuşalım. Önce benim fikrimi merak edip bana değer verdiğini hissettirmezsem biz bu şekilde devam edemiyoruz. Yani konuşamayız o zaman. Anlatabildim mi? Karşı taraf bilecek. Belirli bir konuşma prensipleri getirmen lazım ortaya.
Peki mesela partner üzerinden bunu konuşuyoruz. Çocuğumuz bencilse ona da bunları uygulayabilir miyiz? Bak çocukta en temel bencillik faktörü ne biliyor musun? Sen üzgünken karşı taraf hiç üzülmüyor. Keyfine bakıyorsa bencildir. Sen acıdan kıvranıyorsun. Çok üzülüyorsun bir konuya. O alo nasılsın iyi misin? Ha bizimkiler işte saçma sapan hareket. Böyle diyorsa bu çocuk bencilin kralıdır. Tam ama çocuğu yok hocam. Çocuk da sen üzülüyorsun diye üzülmesini bekliyoruz. Eşin sen üzülüyorsun diye üzülmesini bekliyoruz. Çocuğun için de öyle. Çocuğuna fedakar olmayı öğret ki sonradan yalnızlık hissetme. Çocuğun seni hissetmeli. Senin üzüldüğünü hissetmeli. Senin kalbini hissetmeli. Bak en yakın dostunu düşün. En yakın dostunu düşün. Mesela sana en büyük destek olan hayatında bir dostu düşün. Düşünüyorum. Erkek olabilir bu kişi. Ha, şimdi düşündün diyelim. Tam reklam oldu ama olsun tamam. Bak, şimdi düşün. Mesela bak sen bir konuya üzülüyorsun diye. O kişi senin adına üzülüyorsa senin duygularına değer veriyor demektir. Bak şu anki ilişkilere dikkat et. Onun kendi problemi ya. O kendisi çözecek. Ne demek o kendi çözecek? Bu ne kadar bencilce böyle zavallı bir düşünce ya. Bak uzmanların insanların beyninde oluşturduğu ilişki türüne bak. Böyle bir şey olur mu? Yazıklar olsun böyle ilişkiye. Hocam benciller yalan diyorsa, söyler mi? Söyler. Ama çoğunlukla yalancı değil, kendini ikna edicidir bence. Tamam böyle yaptım ama niye yaptım? Söyleyene değil, söyledene bakacak. Hani Şener Şen'in var ya. Hele bir sor. Hele bir sor yavrum niye yaptım? Var ya bu. Çok güzel bencillik örneğidir. Bak tekrar ediyorum Nur. Ben üzülüyorum diye üzülüyorsan benim gerçekten seviyorsun ben de seni seviyorumdur. Bu benim çocuğum olabilir, benim dostum olabilir, benim kardeşim olabilir, benim annem olabilir. Yani birisi seni üzeceğinden biraz korkmasını bekliyoruz ya. Bu ilişki ilişkidir. Yoksa ilişki değildir ki. Böyle ilişki olur mu ya? İnsanların beynine ne soktular ya? Saçma sapan, bencilce ilişkileri insanların beynine soktular. Evet. Ben çok üzülüyorum, çok zavallı. Zaten bu yüzden hocam evlilikler patır patır bitiyor yani. İnsanlar ya, çok mutsuz. Bak bir düşün ya birisini üzeceğim diye üzülüyorsa. Anlatabildim mi? Yani eşini üzeceğim diye üzülüyorsa bir adam bencil değildir bu kişi. Yani çocuğunu düşün ya Nur. Sen de annesin ben de babayım. Herkes bizi dinleyenler de düşünsün. Çocuğun sen üzülüyorsun diye üzülüyorsa bu çocuk kesinlikle bencil değildir olamaz. Ya bencilliğin temel kriteri bu. Ben evet. Üzdüğün için üzül biraz ya. Yani ya. Bak bencillerin kritik noktası ne Nur? Bak çok dikkat et söylediğim. Herkes dikkat etsin. Ben de mi? Ben de mi herkes? Bak dikkat et. Bencil kişiler kendi haklılığına odaklandığı için karşı taraf üzülmüş, üzülmüş. Haklıyım ama ben. Ya yere baksın senin haklılığın. Yazıklar olsun ya. Ne yapayım haklısın? İlişki bitmiş, karı koca boşanmış. Ya kim haklıysa haklı arkadaş. Ne yapayım haklısın? Biz ne istiyoruz biliyor musun? Biri beni üzecek diye üzülmesini istiyoruz. Korksun biraz ya. Ben korkusun üzüleceğim şey diye korksun ya. Allah karşımıza böyle insanlar çıkarsın. Amin. Böyle dostlar, böyle evlatlar, böyle arkadaşlar, böyle aileler oluştursun. Amin. Hocam İnşallah. Çok özlemişiz sizi. Vallahi öyle ya. Ben de öyle. Şimdi biliyorsunuz biz geçtiğimiz kışta daha sık canlı yayın yapıyorduk. Hocamla artık inşallah bunu rutine oturtacağız. Psikohaller. Psikohallerde görmek istediğiniz, konuşulmasını istediğiniz hangi konular varsa lütfen bana da hocama da yazabilirsiniz Instagram adreslerimizden. İsterseniz Zafer hocama, isterseniz bana yazın. Psikohallerde biz elimizden geldiği kadarıyla yani her hafta yapmaya çalışacağız ve bir konuya değineceğiz. Sizin hayatınıza dokunacak konuları seçeceğiz. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Harikasın da. İyi bak, ki varsınız. Bak doktoru konuşturan karşıdaki konuşucudur. Sohbeti açan. O kadar iyi sorular sorup o kadar iyi anlıyorsun ve o kadar iyi anlatıyorsun ki bülbül oluyorum ben. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok önemsiyorum. Canlı yayının başında da söyledim. Arkadaşlar evlilik iki kişilik bir yolculuk. Emek ister, sabır ister, dikkat ister.
biraz önce de söylediğim gibi evlilikte hiçbir zaman hani o araba dümdüz yolda seyretmez. Yokuşu vardır, değil mi? Kuvvet ister. İnişi vardır, sabır ister. Virajları vardır, dikkat ister. O yüzden lütfen evliliklerinizi önemseyin. Çünkü kolay kurulmuyor, kolay da vazgeçmeyin. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Görüşürüz inşallah. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bay bay.